Arkadaşlar hepinize merhaba. 8 Eylül 2020 tarihi itibariyle harp okullarına çağrılan son aday değerlendirme puanı sırasını açıklayacağız yine. Vakit kaybetmeden listeye baktığımızda Kara Harp Okulu sayısal puan türünden 1251. adayı çağırdı. Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünden 1145. adayı. Deniz Harp Okulu 779. adayı çağırmış durumda. Geriye kalan Hava Harp Okulu, Hava Harp Okulu İstikam Sınıfı, Sahil Güvenlik Akademisi kontenjanlar dolduğu için aday çağırmayı durdurdu arkadaşlar. Bu kontenjanlarda son 3 gündür herhangi bir değişiklik olmadı. Kontenjanlara baktığımızda Kara Harp Okulu'nun çağrıldığı aday sayısında ciddi manada bir artış söz konusu olduğunu görmekteyiz. Hem sayısaldan hem de eşit ağırlık puan türünden son günlerde çağırmış olduğu aday sayısı bir anda arttı arkadaşlar. Dolayısıyla Kara Harp Okulu sayısal puan türünden 1500'lere kadar aday çağıracağını düşünüyorum. Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünden de yine 1350'lere kadar aday çağıracağını düşünüyorum. Kara Harp Okulu ile ilgili öncesinde yapmış olduğum tahmin ve yorumlar son günlerdeki artışlardan dolayı gerçekleşmedi. Ancak diğer okullar olan Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Hava Harp Okulu İstikam Sınıfı ve Sağlık Güvenlik Akademisi'nde şu ana kadar yapmış olduğum yorumların gerçekleştiğini görmekteyiz. Biri de arkadaşlar, dün biraz bahsettiğim gibi Milli Savunma Üniversitesi'nin aday çağırma konusunda ve sınav süreci konusunda ne yapacağı belli olmuyor. Dolayısıyla yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle %100 doğrudur diyemeyiz. Ancak okulun sergilemiş olduğu hareket tarzına göre bir çıkarım yapıyoruz. Bu gerçekleşiyor ya da gerçekleşmiyor. Yine Milli Savunma Üniversitesi'nin Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci yerleştirmeli ile alakalı yapmış olduğu bir değişikliği daha duyurmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ÖSYM tarafından açıklanan Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzunda Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylarının okullara yerleştirilmesinde TYT puan türüne göre yerleştirme yapılacağı söylenmişti. Ancak şu an geldiğimiz süreçte Milli Savunma Üniversitesi puan türüne göre yerleştirme yapılacağı söylendi. Bu konu hakkında da birçok adayın bilgisi olmadığını düşünüyorum. Yorumlarda neden böyle bir durum sergilendiği sorusunun da geleceğini düşünerekten ona da şimdiden cevap vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere kılavuzda Milli Savunma Üniversitesi uygun gördüğü takdirde sınavda değişiklik yapabilir diye bir madde vardı. Milli Savunma Üniversitesi bu maddeye binaen istediği değişiklikleri yapabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda bu şekilde işliyor. Size bu videoyu hazırlarken Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleştirme sonuçlarının da açıklandığı haberini aldım. Dolayısıyla Astsubaylık yerleştirme sonuçlarını bekleyen adayların personel temin merkezinin resmi internet adresi üzerinden giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler. Yarın hem harp okulları hem de Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme sonuçlarıyla yine karşınızda olacağız arkadaşlar. Şimdilik hepinize başarılar.